keyifli yaş alma fuarı hakkında soru sormak istiyorum. Yaşlarımızın yaşam kalitesini, standartlarını yükseltmek amaçlı ne tür faaliyetler yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Valla özellikle bu fuar bir ilk oldu. Sanırım ilk olmasından öte aldığı ilgiyle bundan sonra en yoğun talebi alacak fuar olacak. Çok güzel hazırlanılmış, müthiş bir atmosfer, değişik bir hava var. Umuyorum aynı adında olduğu gibi tüm vatandaşlarımız, yurttaşlarımız keyifle yaşanırlar. Bizler de tabii yerel yöneticiler olarak bunu bir temenden öte yaptığımız hizmetlerle sağlamak zorundayız. Yani onların yaşadığı ilçelerde o yaş almanın keyfine varabileceği ortamlar yaratmak, yeşili bol kentler inşa etmek, huzurla dinlenebilecekleri alanlar yaratmak, sosyal kültürel anlamda tesir üretmek zaten bizim temel görevlerimizden ki Buca'da da bunu çok önemsiyoruz. Her attığımız adımda 7'den 77'ye vatandaşlarımızın keyifle yaşayabileceği kent inşa ediyoruz. Bugün de bu fuarın ilk günü. Biz de bu heyecana ortak olduk. Harika işler var. Defileler başladı. Yarışmalar düzenleniyor. Başta emeği geçenlere, İsvaç'a ve Büyükşehir Belediye'mize ve ondan sonra bugün standlarıyla katılanlara hem teşekkür ediyorum hem de canı gönülden kutluyorum. Sayın Başkanım, tarımla alakalı Buca'ya bağlı olan köylerle ilgili nasıl yatırımlar yapıyorsunuz? Evet tabii şimdi Buca denince aslında Buca'nın o köklü tarihi, Buca'nın Levanten evleri, Buca'nın yaşanmış hikayeleri, Buca'ya dünyanın dört bir tarafından gelmiş insanlar akla geliyor ama Buca'nın logosuna yansımış. Hatta sadece o üzüm gibi tarımsal ürün değil, bereketli toprakları asla unutulmaması gerekiyor. Biz de yerel yönetimler olarak özellikle bu dönemde 3 yılımızı doldururken hem oradaki çiftçinin tarımdaki verimliliğini artırabilmek, ürünlerin satışındaki pazarlamasına katkı koyabilmek, hem de biraz da olsun eski kültürü yaşatabilmek üzere gerek festivaller, gerek ürün destekleri, tarımsal alanda yatırım katkı paylarıyla onların böyle tarım mücadelesine destek vermeye çalıştık. Bunun en somut örneklerinden birinin de önümüzdeki hafta temelini atıyoruz. Yine bu bölgemizde 17'sinde kompost gübre ve solucan gübre tesisi temeli atacağız. Bunun bir de ilk olma özelliği var. Şu anlamda Türkiye'de tarıma yönelik kompost gübre ve solucan gübre tesisleri mevcut ama bizim Buca'mızdakinde ilk defa sadece engelliler istihdam edilecek. İlk etapta 15 tane engelli vatandaşımız bu tesislerde göreve başlayacak ve buradan emekli olacaklar. Buca'nın tarımına, Buca'nın toprağına hizmet edecekler. Biz de istihdam mücadelesine bir katkı koymuş olduk. Yine Haziran ayı içinde 2 sene önce temelini attığımız üzüm bağlarımızın tesisinin açılışını yapacağız ve o üzüm bağlarını, o 14 bin metrekare alandaki tesisimizi bir de bir üzüm festivali, Bağ Bozum Festivali ile taşlandıracağız. Belki yakından takip etmiştir izleyenlerimiz, Yeni Gün TV izleyenleri, bir Karacaağaç bölgemizde Neşeli Otlar Festivali yapmıştık. İnanılmaz bir ilgi gördük. Belenbaşı önümüzdeki hafta 20'sinde 13. Kiraz Festivalimiz var. Yani işte böyle bir yer Buca. Kirazı, kavunu, zeytini, üzümü, kekiği, A'dan Z'ye bütün tarımsal verimliliği ve bereketiyle kentin merkezinde yer alıyor. Biz de festivaller, yatırımlar, tesisler, gübre tesisleri gibi etkinliklerle buraya biraz da olsa canlılık sağlıyoruz. Tabii turizm anlamında da Çınar Meydanımızın 1000 yıllık çınarın yapımı, aynı zamanda bu köyler bölgesinde oluşturduğumuz ve yoğun ilgi alan izcilik ve doğacılıkla ilgili spor tesisleri. Çünkü tarım varsa biz kesinlikle tarımın olduğu yerde inşaat istemiyoruz. Ama tarıma yakışacak en güzel şey spor. Dolayısıyla tarım, turizm, spor üçlüsü Buca'nın Kaynaklar, Karacaağaç, Belenbaşı, Doğancılar bölgesine de ayrıca ev sahipliği ediyor. Dolayısıyla tarım anlamında, spor anlamında ve turizmi canlandıracak yatırımlarla Bucalar'ın karşısına çıktık. Önümüzdeki haftada bir keyifli festivalimiz, bir de temel atma törenimiz olacak. Böylelikle biraz daha canlandıracağız oradaki tarımdaki heyecanı. Bu noktada ben şuna değinmek istiyorum. Küçük üreticinin ve çiftçiye yapılan yatırımlar yeterli mi sizce? Ya da nasıl sorunlar, nasıl sıkıntılar yaşıyorlar? Maalesef yeterli değil ki. Zaten merkezi hükümetten kaynakların boşluğu yerelde doldurmaya çalışıyoruz. Hedefimiz şu, artık köydeki insanlar kente gelmek için değil, kentteki insanlar köye gitmek için heyecanlanmalı. Ama bunu sadece haftanın bir günü bir köy kahvaltısı edeyim diye değil, oranın insanıyla, oradaki kültürel aktiviteleriyle, oradaki bereketiyle, oradaki parklarıyla, okullarıyla, eğitimiyle, eğlencesiyle köyleri yaşamın, hayatın merkezi haline getirmek ve esas kalkınmayı
kırsaldan başlatmamız gerekiyor. Bu konuda zaten biz bir bütünlük içinde büyükşehirin çalışmalarını da takip ediyoruz. Yani bu bir mega proje, bu örnek alınan bir proje. Eğer köyde, eğer kırsalda kalkınabilir, orada huzur, refah yakalarsak kent hayatı da, kentin merkez hayatı da ciddi şekilde rahatlayacaktır. Yeterli değil. O yüzden her yerel yöneticinin sadece park bahçe kaldırımı ya da altyapı çalışmaları değil, mutlaka içinde barındırdığı köylerin hayatına, ekonomisine, insanına yatırım yapması gerekiyor. Bu noktada az önce de değindiniz. Engelsiz Buca hedefinde birçok çalışmalarınız oldu. Buna tarım da dahil. Engelsiz tarım uygulamaları başlattığınızı biliyorum. Bu proje şu an ne durumda? Evet, o da sanırım Cuma günü de yine bölgeye yakın bir alanda, yani bu kompost gübre tesisine yakın bir alanda da bir engelsiz hobi bahçesi oluşturduk. Orada hatta bir kahvaltı edeceğiz. Folklor gösterilerimiz olacak. Engelli vatandaşlarımıza tarımsal faaliyet yapabilecek fiziki ortamı sağladık. Çünkü normal bahçe, park ve bahçelerde mümkün değildi. Artık Buca'da, hatta İzmir'de yaşayan engelli vatandaşlarımız gelip keyifle domatesini, biberini ekebilir. Oradan topladıklarıyla kahvaltı edebilir. Tam göret tesislerimizin içinde engelsiz hobi bahçelerde İzmir'in hizmetinde engelli vatandaşlarımızı ağırlamak üzere bekliyor. Teşekkür ediyoruz. Son olarak organik tarımla ilgili destekleriniz olduğunu biliyorum. Ne tür projeler yapıyorsunuz organik tarımı desteklemek amaçlı? Tabii tarımın genelinde ürettiğiniz destekte bazı özel bölgeler, özellikle Buca'nın içinde bulunan bölgelerde organik tarım imkanı sağlıyor. Burada tabii katma değeri yüksek. Ürünler olduğu fiyattan daha iyi fiyatlarla, daha yüksek fiyatlara ama çok daha sağlıklı ürünler sunmak mümkün. Sağladığımız pazar yeri çalışmamızda sadece organik ürünler pazarlandığı, yani vatandaşın birebir üreticiden direkt tüketiciye ulaşabildiği pazar oluşturdu ki sanırım bu en önemli adımlardan biriydi. Vatandaş direkt organik anlamda tüketim istiyorsa burada üreticiyle buluşuyor. Üretici de araya komisyoncu, simsar girmeden parasını kazanabiliyor. Çarşamba günleri bekleriz vatandaşlarımızı. Levent Başkanım, çok teşekkür ediyorum.